Evet arkadaşlar şimdi kazanım 4'e geçiyoruz. Aşağıda verilen O merkezli çeyrek çemberlerde x ile belirtilen uzunlukları bulunuz demiş. Bu soruyla başlıyoruz. Şimdi şunlara ben AA diyeceğim. Hatta bunlara biz direkt 5 5 de diyebiliriz. AA demeye gerek yok. Zaten yarıçap verilmiş. Bu 5, bu da 5. O'yu B'ye birleştirirsem bu da bir yarıçap. O yüzden burası da ne yapar? 10 yapar. Şimdi şu üçgene dikkat edilirse bu açı hipotenüsün e, yarısı kadar bir uzunluğu görüyor. O yüzden nedir? 30 derecelik bir açıdır. Şuraya da ne kalıyor? 60 derece kalıyor. 30'un karşısı 5 ise 60'ın karşısı bunun kök 3 katıydı. X buradan 5 kök 3 gelir. Peki şimdi buna bakalım. 8 15 17 üçgeni. Özel bir üçgen. Bunu e, bileceğiz. Yani 3 4 5 ben hızlıca yazayım özel üçgenleri. Sonra ne var elimizde? 5 12 13. Sonra 7 24 25. 8 15 17. Genelde karşımıza çıkan üçgenler bunlar. Şu an bu çıktı karşımıza. Bunun yani yarı çapı 17 birim geldi. E şurası da bir yarı çaptır sonuçta. Yani buranın da 17 olması lazım. 17 olması için de x'in 9 olması lazım. Çünkü aşağıda 8 var. Cevabımız 9 çıkıyor. Şimdi burada nasıl bir sorumuz var ona bir bakalım. Ee, bize x'in uzunluğu soruyor tabi. Şöyle birleştirsem. İlk önce şu üçgene yönelmeni istiyorum. Şuraya bir bak. Burada bir dik üçgen var. Dik kenarlardan biri 6 birim. Diğer dik kenar şurası 8 birim. Demek ki yarıçapımız nedir? 10 birimdir. Yani burası 10 çıktı. Sonrasında O'yu B'ye birleştiriyorum. Bu da bir yarıçap. O zaman bu da 10. Bu kez şu üçgene odaklanmanı istiyorum. Bak şöylece karalıyorum. Şu üçgene bir bak. Burada ne var? Şurası 6 birim. Burası 10 birim. E o halde buraya da ne kadar kalacak? 6, 8, 10 üçgeninden 8 birim kalacak. Cevabımız 8 çıkıyor.